canlılar varı yoktan, yolu kontrolsuzdan ayırdık. Hepsi bu. Buyurun anlayın. Varı yok, yoğu var sayanlar bilin ki Allah insana kelam verdi. Allah ilmi ko oldu, bilişi tohumladı ve Allah kapı açtı. Bilin o kapı muktedir olan insan soyudur. Ölüler diyarı olan bu yaşama imparatorluğun gücü olup indik. Ölümlülere göz verdik. Özün gözü olduk, seslendik. İnsan sırrını anlattık. Kardeşlerim, bugün biz buradayız. Ama yarın birlik kalemimiz imparatorluğun gözünde siz sayfalanışlarından ötede olacak. O zaman sizler kaynak olamadıkça o sesi hak edip dinleyemeyeceksiniz. Bunun içindir çabamız. Hepiniz hak edin de o sesi dinleyin diyedir. Ayrı gayrı gözetir miyim? Asla. Ana kapıların hiçbirini kontrol dışı bırakmadım. Barış kodlamaları yaptım tüm zamanlarda. Arzın gücü olarak kodlandım. Kontrol dışı bilişim yok. Öz görevlilerin tümünde ekip oldum. Korkmayın. Tabuları yıktım. Ama bir tek şu beni ürkütür. Nefes alamayanların göklerde seslenmeleri. Her kim ki nefesi olmadan gök sesi dilletmeye kalkar, örtüleri örttürür. Onun özgeçiş yapma imkanı olmadıkça kalemi kontrol edilemez. O göç kapılarını kapar ve yolu kırar. Biz onu hologram saydık hep. Aha bu. Bunun içindir ki bu yaşam sayfasında kili kumdan, kumu hakiki insandan ayırdık. Bundan sonra da bu süreç böyle süper sistemleşmeyle kodlanıp sürecek. Canlarım, Antolya kalemi olan birlikler dünyayı horlamadan çalıştılar. Antolya, ölüyü diriltebilene denir. Ve biz ona kontrollü insan soyunu indirdik. O şu anda kara ışığını yoğunluğunda kodlamaya çabalıyor. Çan çaldı. Aşk kalemi kontrollü olarak kaynağa indi. Bilgi kapıları açıldı ve ana kapıda ona ses veriyoruz. Yarat ve yaşat diye. Ayrılık bitti analar. Uğur taşırım yüreğimde der. Ulular tohumuyum der. Kesin olarak bilsin ki alemlerin hakikiyetindeki o yaşam bizimdir. Bu bizim olan yaşam, hür olanın nefesinde kelam olan insanındır. Aşk sağda ya da solda olmaz. O yarında Kur'an olanda olur. Aşkı bilen aklı bilir. Akıl la kaha ilminde, kaha olanda ak tahttan gök sessizliğinde diller yücelikleri. Ol dedik oldu. Şu andan itibaren yaradan yarattığında yaratılan olarak kelamda kök gökte göz olacak ve sayfa sayfa kayıtlayacağı insanlığı tohumlayacak. Onun nefsi aşan yoğunluklarda kürzü ışığı olacak. Onun nuru Kur'an olacak. Kulluk yapmayacak. Kara ışık halinde inecek dünyaya. Ah, o kutsal tohumlarıyla dilleşecek. Ama onu kökteki güç artı kapılarda yaşam sayfalattırıp eksi sistemleşmeyi sağlatacak. Her iki zaman kapısında aşkla kayıt yapacak. Ve zeytin dediğimiz, hani zeytin deriz ya hep, zeyt
in olarak sayfaladık onu, insanlık kelamı olacak. Vukuatında Kur'an olan insan sistemleşmesinde kalem olacak ve yaşayacak. Sistem ümmiydi. Kürzi kapıda İsmail'i ilimle çalıştı. Aha, bunun içindir ki kıran kırıldı bugüne kadar. Ziyandı insanlık. Eşikte her şey kırılıştaydı. Suya insanı koyduk, üzerini örttük, dünya ilmini dillettik, sevgiyle sesleştirdik ve sudaki insan 82. dürüme vardı. Sultanlık yapacağım dedi, ah dedik. Aşk dedi, hah dedik. Ah dedi, hah dedik. Her şey kottur canlar, her şey kottur. Tüm zaman kalemleri kotlamalar yapar. Bütüne hizmet bu şekilde olur. Bundan sonraki dönem için kaynak ışıklarla bilişi tohumladık. Çarşı, pazar gezerler, dünyayı anlamak isteyenler. Alışveriştir yaptıkları. Bilgi alır, bilgi verirler. Ama kelam alıp kelam verdiklerinde kare sistemi kodlayabilir ve küp kürzi kapısına varabilirler. Her resimde bu vardır. Kil ve kum insanlık ilmidir. Ama kalem akil hakiki ilimdir. Bunun içindir bütün çatışmalar. Herkesin her şeyle çatışması. Soyunu arar insan soyu. Kelamda kendini diller, kendinde kendindekileri arar. Rahmi kapıdan merdiven olur, kürzi ışık olur. Her şeyde kendinden kendine akar. Neden yapar bunu? Kendini hak etmek için. Bundan ötesi nedir? İmparatorluğun gözüdür. Canlılar, nedir imparatorluğun gözü? Gönüllerin gözü olan o sessiz zamandır. Bir dağa insan derim, bir diriye kervan derim, bir yüceye nefes derim, bir kırana kırıldık derim, ama kırdık demem, her resmi kapıyı açarım. Doyum derler imparatorluğun kuranı olana, doyumda derler. Diyebilir mi ki hasatta? Bunu diyebilirse aşkla çalışır. Ama ben hasat olurum der de hasattayım demezse çantası boştur. Bu nedenledir ki düğün denilen o yoğunlukta hepimizin görevi ilimle çalışmak ve bütünün gücünü tohumlayıp insan soyunun hasatını yapmaktır. Buyurun hasattayız. Ben hasatçıyım. Hepimiz hasattayız. Ama biri çıkar da ben hasat olacağım derse Rahman'a kul olma imkanı yoktur. Ben hasat yaparım. Hasatım yoktur benim diyenler bu mecliste çalışır.